Bismillahirrahmanirrahim. Şerhül Mühezzeb El Mecmu İmam Nevevi'nin kitabından okumaya devam ediyoruz. Kale El Musannifu Rahimehu Allahu Teala. Kale dedi. Kim? El Musannifu yazar. Rahime rahmet etsin, acısın. Hu ona. Kim? Allahu Teala. Yüce Allah. Hü meful, lafzatullah fail. Ve emme sabiyyu, sabiye gelince. Sabi yani çocuk, ergenliğe ulaşmamış bir çocuk. Fela tecibu, vacip olmaz, yani zorunlu değildir. Gerekmez, aleyhi o kişi üzerine, o çocuk üzerine. Li kavlihi, şu kavlinden dolayı. Li kavlihi, onun kavlinden, söyleminden ötürü. Sallallahu aleyhi ve selleme. Sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber Efendimizin şu söyleminden dolayı o kişiye gerekmez. Ne gerekmiyor ama? Fela tecibu aleyhi, ona gerekmez. Ne gerekmez? Es salatu, namaz gerekmez. Ona gerekmeyen şey namazdır. Şimdi bu okuduğumuz yeri azıcık bir irdeleyelim. Sarf açısından bakalım ne diyor? Fela tecibu diyor. Bir önceki dersimizde geçmiş olmalı. Tecibu kelimesini ele alıyoruz. Mazi sülasi mücerret vecebe. Muzarisi ne gelir öyleyse? Vecebe yevcibu gelir. Vecebe yevcibu. Gaybesi tevcibu. Yani ya gelir, ta gelir. Eteğneden çeşitli harfler gelebilir. Sonuçta vav harfi nedir burada? Vav harfi sakin. Bir sukunu var. Sağında eteğneden bir harf var. Solunda kesre var. Vav ne olur? Silinir. Silindiği zaman geriye tecibu kalır, yecibu kalır, ecibu kalır. Kalıbına göre değil mi? Nefsim tekerin vahde, ecibu, mali gayr, necibu. Sonuç olarak muzarat harfi evvelde, peşine de ne geliyor? Cibu, cibu geliyor. Te, cibu, ye, cibu, e, cibu, ne, cibu. Aslı tev cibu, vav olmalıymış orada. Ama vav silinmiş. Neden? Sağ tarafında eteğneden bir harf, sol tarafında kesre. Kendisi de sakin. Bundan ötürü siliniyor imiş. Salla. Salla kelimesine bakalım. Salla kelimesi salleye esasen. Salleye. Ne gibi? Fa'ale gibi. Fa'ale yufa'ilu tef'il. Salleye yusalliyu. Nedir o zaman? Tef'il babından mazidir. Salleye ya harfi illet mutarrik ma kabli meftu. Ya'yı elife çevirdin, böylece ibaredeki haline büründü. Salla oldu. Aslında neydi bu? Saliye. Saliye. Sülasi mücerret. Mazi. Saliye. Tefil babını aktardığın zaman salleye, sonra ya'yı elife çevirirsin, salla olur. Demek ki sallanın sonuncu harfi nedir? Eliftir. Buna elifi maksura diyoruz. Selleme, selime, selleme. O da tefil babından mazi fiildir. Peki, Peygamber Efendimizin şu buyruğundan ötürü sabiye yani çocuğa namaz gerekli değildir. Hangi buyruğundan ötürü? Rufi'a, rafa'a, rufi'a. Bu hadis zaten. Rufi'a kaldırıldı. Ne? El kalemu kalem. Yani kalem yazmıyor. Ne yazmıyor? Günah yazmıyor. Kimden kaldırıldı? Yani sabiyi, sabiden, çocuktan. Ne zamana kadar çocuktan kalem kaldırılmıştır? Yani kendisine günah yazılmamaktadır. Hatta ta ki yebluğa, o kişi buluğa erene dek. Belaga yebluğu hatta yebluğa hatta en yebluğa. Hatta'dan sonra gizli en var, muzari nasbeder. Hatta yebluğa, gayındaki fetha oradan geliyor.
Yebluğa, ye ya da fetha, ba'da sukun, lamda zamme var. Bunlar safla alakalı. Yani binayı nasıl okuduğunuza bağlı. Binada bol bol çil çekimi yaptıysanız bunları zaten fark ediyorsunuz. Belaga yebluğu. Birinci bab. Nasara yansuru. Feale yefulu. Ketebe yektubu gibi. Yebluğu buluğa erinceye kadar. Kim? Gizli zamir hüve var onda. O kişi hüve, o kişi o sabi yani. Demek ki ergenliğe ulaşana kadar çocuğa günah yazılmıyor. Ve daha kimden kalem kaldırılmıştır? Anin naimi, name, yenumu, neveme, yenvumu, naimun. Vav hemzeye dönüşmüştür. Naim. Aslında navim. Vav vardı orada. Eliften sonra gelmiştir. Ne olmuştur? Zat eliften sonra gelmiş. Vav hemzeye dönüşmüş. Naim olmuştur. Anin naimi. Naim uyuyucu, uyuyan. Tabi uyuyucu denilmez. Yani ismi fail olduğunu belirtmek için söyledim. Öyle bir çeviri olamaz. Anin naimi uyuyandan, uyuyan kişiden de kalem kaldırılmıştır. Uykudayken ona günah yazılmıyor. Ne zamana kadar? Hatta ta ki yesteyqiza, isteyqaza, yesteyqizu, hatta en yesteyqiza. Hatta'dan sonra gizli en var. Muzari nasip etmiştir. Yesteyqiz uyanmak demek. Hatta yesteyqiza uyanana kadar, uyanana değin kim? Hüve o kişi. Kim uyuyorsa artık naim yani. İstifal babında muzari. Ve yine kalem kaldırılmıştır. Kimden? Anil mecnuni. Mecnundan. Yani mecnun, Leyla mecnun değil. Ne mecnun? Delirmiş demek. Aklını yitirmiş. Aklını kaybetmiş, çıldırmış. Bu kişiden de Mecnun'un mensurun ismi meful. Aklını yitirmiş kişiden de kalem kaldırılmıştır. Ne zamana kadar? Hatta ta ki yefika. Yefika aklı yerine gelinceye değin. Yani kısa süreli ise kısa süreli. Hayatı boyunca aklını kaçırmışsa demek ki hayatı boyunca yazılmıyor. Hatta yefika. Vela yecibu yine gerekmez. Yevcibu aslı değil mi? Aleyhi o kişiye yani sabiye gerekmez. Ne gerekmez? El kavau kaza gerekmez. Yani bir sabiyenin kaza namazı kılması da gerekli değildir. Mecbur değildir. Yecibu fiil el kavau fail oluyor. Kaza gerekmez. Ne zamana kadar? İda ta ki belaga buluğa erene kadar. Ha, kişi buluğa erdikten sonra artık nedir? Kaza namazı o esnadan itibaren kaçırırsa gerekir. Peki neden kaza gerekmiyor? Gerekseydi ya. Li enne. Li inne değil. Li enne. İfade etmiştik bir önceki videomuzda. Harfi cerden sonra elif nun maddesi gelirse fethalı okur diye. Li enne çünkü. Çünkü ne? Çünkü zemene sigari zemen zaman yani. Sigar çocuk demek, çocukluk demek. Çocukluk zamanı, çocukluk zamanı yedulu. Tale yedulu. Uzun olur. Uzunca bir süredir. Fere fe öyleyse madem ki uzunca bir süredir bu yüzden gerekli kılınmadı. Levşayet. Evcebna. Biz gerekli kılsaydık gereklidir deseydik neyi? El kavae kazayı. Vecebe evcebe. İfar babından mazi. Nefs-i mütekellim, mali gayr. Evcebe na. Biz gerekli kılsaydık. Na fail. Neyi? El kavae kazayı. Kaza namazını yani. Mefuldür. Ne olurdu? Şakka. Meşakkat olurdu. Şakka. Medde. Ferra. Avva gibi muzaf bir fiil. Şakka. Meşakkat olurdu. Aşırı yük olurdu. Fe öyleyse. Madem ki aşırı yük olurdu. Ufiye. Af edildi. Anhu o kişiden. Ufiye affedildi.
Nafedildi. Hüve kaza yani. Kimden? Anhu o kişiden. Yani çocuktan af edilmiştir. Böylece bir bölüm daha okuyarak videomuzun sonuna gelmiş olduk. Şimdi sığar dedin. Neye dayanarak dedin? Belki sığru. Belki suguru. Ne yapman lazım? Sat, gayn, ra. Bunları yan yana sözlükten bulman lazım. Ama fiil olmadığını bunun yani fiil değil bunun farkında olman lazım. Nitekim kendisine elif lam bitişmiş. Evvelinde min var. Öyleyse bu nedir? İsimdir. Ne yaptık? Sözlük açtık. Evvela kelimenin mazisini bulursun. Sagura, sagura, yesguru. Bu o demek. Muzarin aneli fiilindeki hareketi gösterir. Küçük, ufak, küçülmek, azalmak gibi manalara geliyormuş. Sığar, mastar olarak var. Sagara var. Sagira yesgaru, alime ya'lemu babından da gelebiliyormuş. Savura yesuru, 5. baptan da gelebiliyormuş. Şurada var mesela, sigar görüyorsun. Satın kesresi, gaynın fethası ile geliyor. Yani sata zammı verelim, gayna zammı verelim değil. Asıl okunacağı kelimenin buradan ortaya çıkmaktadır. Başka ne var mesela dikkat çekebilecek? Ev cebina oldu açık. Şu belki şöyle okusun. Lev şayet ev cebe gerekli olsaydı bak fiil. Na bize gerekli olsaydı. Na'yı meful sayardık belki. Ev cebe müfret müzekker gayb bir fiil. Na onun mefulu diyebilirsin mesela. Evcebe gerekli olsaydı na bize gerekli olsaydı ne el kaza kaza kazayı da fail yaparsın olabilir mi gramer olarak mümkün ama mana buna el vermiyor kaza bize gerekli olsaydı diyor burada bizden bahsetmiyoruz çocuktan bahsediyoruz dolayısıyla bize gerekli olsaydı demen hatalı olur bize zaten gerekli o zaman bu çeşit harekeleme irablama hatalı olur ida belaga İza buliga meçhul yapsan. Meçhul yapsan olmaz çünkü belaga erişince demek. Kim? Hüve o kişi erişince. Buluga eriştirilince demektir. Bir kişi özellikle ergenliğe eriştirilmez. Kendisi erişir. Dolayısıyla buluga olmaz. Başka ne denebilir burada? Yani bu şekilde okunması gerekir değil mi? Veya afa Afa, ufiye dedim ben değil mi? Ufiye, fe, ufiye, af edildi. Meçhul mazi yaptım. Belki malumdur. Afa, af etti. Olabilir mi? Olabilir. Kim affetti? Hüve, o Allah. Anhu, o kişiden. Neyi affetti? Affedilen şey yok ortada. Peşine kaza gelmiyor, namaz gelmiyor. O zaman ufiye, af edildi. Ne affedildi? Hüve o namaz, o kaza kimden? Anhu o kişiden dediğinde durum tam olmuş olur. Yoksa afa af etti. Kim? Allah. Kimi? Neyi? Neden? Yani o cevaplar peşine gelmemiş. Dolayısıyla ufiye diyerek kestirme yapmak. Hüve naibu faildir diyerek af edildi demek. Bağışlandı demek uygun düşecektir. Hadisi kim rivayet etmiş onu anlatıyor şerhinde. Hadel hadis bu hadis nedir? Sahihun. Evvela sahihtir. Rava rivayet etti. Hu bu hadisi. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Peygamber Efendimiz'den kim rivayet etti? Aliyun Hazreti Ali ve Aişe tu Ayşe kelimesi gayrimusarif olduğundan tek zamme alır. Tek hareke alır yani. Gayrimusarif ne olduğu biraz daha ilerleyen konu. Aişe tu radiye Allahu an huma. Allah her ikisinden razı olsun. Rava rivayet etti. Hu bu hadisi kim? Ebu Davud de. Ebu Davud rivayet etmiştir. Başka İmam Nesai de rivayet etti vesaire devam ediyor. Şerhi zaten tam okumadık yani. Asıl hedefimiz üst satır, ana ibareydi. Şerhe de kısaca değinerek videoyu tamamladık.